Kadınlar hangi durumlarda mehir almaz? Nikahtan sonra gerdek gerçekleşmiş ise her halükarda kadın o mehri hak eder. Her halükarda. Ama gerdek gerçekleşmemiş ise o takdirde nikah kadından kaynaklanan bir sebeple sonlanmış ise, bak gerdek gerçekleşmemiş ve o nikah kadından kaynaklanan bir sebeple sonlanmış ise, o takdirde kadın mehir hak edemez. Ne demek kadından kaynaklanan şey? Mesela affedersin, diyelim ki kadın evlenmiş, kocasının yetişkin oğlu var. Önceki hanımında. Kadın bu oğlana aralarında hürmet-i musaharat dediğimiz evlilik yasağı doğuracak bir harekette bulunursa, mesela şehvetle dokunursa, bu durumda bu kadının o kocasıyla olan nikahı biter. Haram olur kocasına. Ve burada bu evliliğin bitişine kim sebep olmuştur? Kadın. O zaman bu kadın bu mehri hak edemez. Ama bu ne zaman? Demin de söylediğim gibi zifaf gerçekleşmemiş ise. Ama zifaf gerçekleşmiş ise demin söylediğim gibi her halükarda kadın mehri alır. Bu bir. İkincisi de ister zifaftan önce olsun ister sonra olsun kadın kocasına derse ki ben senden alacağım olan mehirden vazgeçtim. Benim nikahımı vermen şartıyla. Buna mukala'a deriz fıkıhta veya hulu deriz. Yani bu karşılıklı anlaşma bir bakıma. Yani normalde bizim fıkhımızda, İslam hukukunda boşama hakkı kocaya ait ya. Kadın kocadan boşanmak istiyor. Koca da boşamıyor. Kadın diyor ki bak benim senden mehir alacağım var. Gel beni boşa, ben bu mehrimden vazgeçeyim. Adam da tamam dedi, razı oldu. O zaman da kadın mehir alamaz. Bu durum ki o yani kadının mehri karşılığında boşamasını istemesi durumunda zifaftan önceymiş sonraymış fark etmez. O zaman demek ki iki durum var burada. Bir, zifaftan önce o nikah kadından kaynaklanan bir sebeple sonlanmış ise kadın mehir alamaz. İki, zifaftan önce olsun sonra olsun kadın mehrini bırakıp yani almayıp karşılığında boşamayı talep etmesi ve böyle bir anlaşma yapılması durumunda yine kadın mehir alamaz.